Isıtma kısmını anlattık, soğutma kısmını anlattık. Şimdi de yiyecek ve içecek soğutma kısmı, değil mi? Evet, Bunlar boy boy buzdolapları. kullanılabilen 12 ve 24 voltta çalışabilen buzdolaplarını şimdi anlatacağız size. Bu buzdolapları litre litre, boy boy, isteğe göre, kullanıma göre, ne kadar ihtiyaç varsa ona göre farklı ebatlarda en ufak 42 litreden başlayıp 195 litreye kadar büyüyebilen bir dolap zincirimiz var. Evet. Bu dolapların özelliklerine gelince, böyle ufak olan buzdolaplarımız, burada ufak bir buz yapma alanı, -18 derece. Buzdolabının alt tarafı da +6, +7 derece olacak şekilde tasarlanmış. +4 değil mi? +4, +6 yani onu ayarlıyoruz. Yani. Evet, onu oradan ayarlayabiliyoruz. Tamam. Bunların olayı ne? Yani normal otellerde gördüğümüz mini dolaplardan farkı ne? Şöyle bu buzdolabı direkt 12-24 voltta çalışıyor. Hı-hı. Ayrı bir çeviriciye vesaire ihtiyacı olmadan. Yani direkt kompresör sistemleri ve kart sistemleri aracın üzerindeki enerjiyle uyumlu olan 12 ve 24 voltla çalışabilme özelliğine sahip. Evet. Buzdolabının ön tarafında bir tuş kilidi var. Bu kilit yolda giderken bu kapak açılmasın diye. Çünkü arabada bu kilit olmazsa bu kapak açılır ve içindeki bütün malzemeler yere serilir. Rezalet bir şey. Tabii. Şu kapağı basıp dolabımızın kapağını açıyoruz. Yani bastıktan sonra açılıyor, tabii, değil mi? Basıyoruz. Basmazsak daha sonra açılmıyor. Hayır, açılmaz. Bu kapak mümkün değil, buradan gelmez. Evet. Diye başka dolaplarda, mesela başka çeşit dolaplarda farklı bir kilit sistemi var. Evet. Bunda da böyle yapmışlar. Bunu yana çekiyoruz. Yine burası buzluk kısmı, alt tarafta buzdolabı şeklinde. Şöyle buzluk kısmı ve buzdolabını da şöyle uzaktan alayım. İlk gösterdiğim buzdolabı 42 litre bir buzdolabıydı. Hı. Oradan yavaş yavaş geçelim o zaman. Şu buzdolabı 42 litre bir buzdolabı. Hı hı. Böyle ufak bir şey dizayn edilmiş. Bu aynı zamanda teknelerde, karavanlarda, mobil araç üzerlerinde, yani yürüyebilen bütün sistemlerin üzerlerinde bu dolaplar kullanılabiliyor. Evet. Şu buzdolabımız 85 litre bir buzdolabı. Gene aynı şekilde burada bir buzluk kısmı var. Evet. Bu buzdolabımız 130 litre bir buzdolabı. Gene aynı şekilde litre büyüyor tabii ki, isteğe göre, ihtiyaca göre. İçindeki malzemeler. Aynen öyle. Şunları da buzdolaplarında olmayacak kadar farklı kombinasyonları da kullanmak kesinlikle için şöyle, her yüksekliğe bir ayrı şey bırakmışlar. Mesela gibi. Bunda bu küçük olduğu için bunun her alanını doğru değerlendirmek istemişler. Mesela şu açılabiliyor. Bu tabii böyle değil. Bunun raf sırası farklı. Mesela uzun bir şişe koyacaksınız. Buraya sığmaz haliyle. Burası da dolu, buraya da sığmayacağını varsayalım. Şu kapak açılıyor ve buradan bu şekilde kocaman kullanılabilecek bir şey, alan oluşuyor. Evet, yani buzdolabını tasarlarken birçok şeyi de üzerine katmayı ihmal etmemişler. Bu buzdolabını tasarlayan kişiler. Gayet güzel. Aslında evdeki buzdolaplarında da benzer şeyler olsa evet, çözümler evet, çok güzel olabilir. Bu buzdolabı 90 litre, 70 litre aşağıda bir buzdolabı alanı, 20 litre de yukarıda bir derin buzluk dondurucu. Olanı, evet. Buzluk. Hakikaten alanı. Derin dondurucu olarak. Peki derin dondurucu olarak kullanılabiliyor mu buzluk, yani gene buzdolabı mı? Yani şöyle, burası -18 dereceye kadar soğutabiliyor. Derin dondurucu o zaman. Evet, yani buz yapabiliyor. Evet. Bu buzdolabımızda en büyük olan 195 litre bir buzdolabı. Alt taraf gene kilit mekanizmalarıyla evet, açıldı. Alt taraf buzluk. Üst taraf, yani buraya olduğu gibi buzluk koyabiliyoruz. Tabii burası komple buzluk. Üst tarafta buzdolabı. Toplamda 195 litre. 130 litre üst hacim. Peki yani, burayı olduğu gibi biz buzluk, üst tarafı da buzdolabı olarak mı kullanmak zorundayız? Yoksa ihtiyaç durumunda tamamını da buzdolabı olarak kullanabiliyor muyuz? Yok, hayır. Alt taraf -18 dereceye göre ayarlı. Evet. Üst taraftaki derece de 4 ile 5 dereceye göre ayarlanmış, hı, şekilde dizayn edilmiş. Bu buzdolabında iki tane kompresör var. Hı hı. Buzluğa çalışan kompresör ayrı, buzdolabına çalışan kompresör ayrı. Normalde
bu litrelerdeki buzdolaplarına bir tane kompresör koyarlar. Evet. Bu ürünün özelliği de çift kompresörle aynı enerjiyi tüketerek çok daha verimli bir soğutmayı elde edebiliyoruz bu buzdolabında. Evet. Bu buzdolapların evdeki dolaplardan farkı ne? Dediğim gibi bu kilit mekanizmaları, evet. 12-24 voltla doğrudan çalışabilme özellikleri. Bir de kompresör yapıları çok önemli. 12-24 kompresörler, yani mobil araç üzerine konulabilecek buzdolaplarının kompresörleri titreşime, sallantıya, sarsıntıya dayanıklı kompresörlerdir. Fakat evdeki buzdolapların üzerindeki kompresörler sabit yerinde duracak gibi tasarlanmış. Titreşime ve sarsıntıya çok dayanıklı olmayan kompresörlerdir. Hı hı. İkisinin arasındaki fark budur. Evdeki buzdolabını karavana koyarsak ne olur? Çok fazla sallantıdan kompresör çok çabuk olarak ömrünü yiyecektir. Sisteme yağ taşınacaktır. Soğutma sistemi belli bir zaman sonra artık işlemini düzgün bir şekilde yapamayacaktır. Evet. Yani aralarındaki fark. Yani karavanda yapacaksanız karavan için tasarlanmış bir cihaz kullanmak gerekiyor. Aynen öyle. Bunun alternatifleri yok. Yok. Peki bunların marka model isimleri ne oluyor? Şimdi bu Indelbi dediğimiz bir marka. Bu marka İtalyan menşeli bir ürün. Evet. Zaten soğutma denilince akla ilk başta gelen ülkelerden birisi de İtalyanlardır. Soğutma konusunda gayet başarılı ve ilerideler. Evet. Soğutma teknolojisi olarak. Onlara ek olarak böyle ufak buzdolaplarımız da var. Farklı çözümler için. Mesela bazı karavanlarda ufak buzdolabı oluyor. Fakat belli bir zaman sonra bu ihtiyaca karşılık vermiyor. Buzdolabını komple değiştirmek yerine bu şekilde ufak daha işlerini görebilecek ya da böyle. Bunların litreleri var tabii. Bunlar 15 litreden başlayıp 55 litreye kadar büyüyebilen bu şekilde buzdolaplarımız mevcut. Mesela bu çekmeceli buzdolabı dediğimiz koltuk altına konulabiliyor. Yani koltuğun altına koyuyoruz. Oradan çektiğimiz zaman buzdolabı elimize geliyor. +10 ve -18 derecede çalışma özelliğine sahip gene buzdolabı. Evet. Farklı modellerde de var. Şunların olayı ne? Bunlar bu sanki koltuk altın, koltuk ne diyelim? Bu kolçak arası. Değil İki mi? Koltuk arasına konulabilen bir model. Buraya artık yolculuk sırasında tabii buraya bardakları koymak için de ayarlanmış bir şey. Bu şekilde yan tarafı açılıyor. Şöyle bir içine bakalım. Bu buzdolabı 13 üstte bir buzdolabı. Evet. Burada ne varmış? Bu buzdolabı da daha büyük bir şey. Evet. Bu 15 litre bu buzdolabı da. Bunu da şöyle içini gösterelim. Bunların hepsinin markası gene Indelbi mi? Evet, Indelbi. Peki gene alternatif olacak markalar var yani mı? Yani Tedford yapıyor. Ürün var. Şöyle o üründe şurada bir modelimiz var. Peki genel olarak siz Tedford mu Indelbi mi öneriyorsunuz? Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Tedford'da 90 litre diye bir modelimiz var. Şu anda elimizde yok, onu gösteremiyoruz size. Bu dolap Ducato'lar için özel tasarlanmış bir dolap. Bu dolap için konuşuyoruz. Bu onun bir üst modeli. Bu evet. T1152 dediğimiz model. Ducato'larda T1090 kullanılabiliyor. 90 litre eğer hacim yetiyorsa. Evet. Yoksa böyle 152 litre dediğimiz dar ve uzun tasarlanmış, evet. Yer açısından gayet yine başarılı dizayn edilmiş dolaplarımızdan bir tanesi. Bunlar alt tarafta meyve sebzelik. Kısmı var. Evet. Sebze meyvelerin konuldu. Aynen öyle. Buraya kahvaltılık konulabiliyor. Burada da bir buzluğumuz var. Bu şekilde. Buzdolabını da yine buraları kauçukla kapatıyorlar. Aynen öyle. Bu buzdolabının bir özelliği de mesela Indelbi'de 100 litreye kadar dışarıdan havalandırma kapağı açmamamız gerekiyor. Yani izin veriyor buna dolap. Fakat onda 100 litreden sonrası için her dolap için bir havalandırma kapağı açmamız lazım ki motorun sıcağı orada sürkülü olsun, motor soğusun. Bu havalandırma kapağı nerede açılan bir şey? Aracın dış tarafına. Yani buzdolabının arkasına denk gelecek yani şekilde. Sizin bir boru sistemiyle tekrar onu dışarı atmanız mı gerekiyor? Yok, normal bir havalandırma menfezi gibi düşünebiliriz. Böyle bir menfez açmamız gerekiyor ki taze hava girsin oraya diye. Evet. Fakat Tedford'da 1152 litrede dahi şu sistemle dışarıya ekstra bir havalandırma kapağı açmaya ihtiyaç kalmıyor.
Peki şöyle tasarlamışlar. İçeriye fazla miktarda sıcak hava ya da böyle kötü koku ya da başka bir şey geliyor mu? Yani kötü koku yani vermez buralardan... ama belli bir miktar sıcak hava buralardan gelebilir. Evet. Şöyle bunun altında şöyle tasarlanmış. Altında yaklaşık 1,5 santime yakın bir boşluk var. Havayı buradan alıyor. Arkasındaki motorun üzerinden geçirip buradan içeriye üflüyor. Evet. Bu şekilde dizayn edilmiş. Ufak mühendislikler var diyorsunuz. Aynen öyle. Yani aslında çok basit ama çok ince düşünülmüş bir olay. Hı hı. Karavanların dışını daha fazla kesip parçalamaya gerek kalmadan böyle küçük bir sistemde bütün işi halletmişler. Bu karavan olayındaki soğutma sistemleri anladığım kadarıyla ısıtma ve soğutma kısmından çok daha farklı. Bir sürü farklı boyda, şekilde, işleve evet, yönelik evet, cisim çünkü çok, ve ürün çok küçük, var. Çok küçük, dar bir alanda bütün ihtiyaçlarımızı giderecek malzemeler kullanmak zorundayız. Evet. O yüzden daha böyle küçük, daha akıllıca düşünülmüş, daha profesyonel cihazlar bizim o ufak alanda işimizi çözecek işlere sebep oluyor. Evet. Gayet güzel. Peki burayla ilgili başka konuşacağımız ne var? Ben gene sorumu sorayım. Tabii. Geceleri çok ses çıkartıyor mu bunlar? Geceleri bu buzdolabının çalışıp çalışmadığını anlayamazsınız. Anlayamayız. O hayır, kadar sessiz. Evet, o kadar sessiz. Yani o soğutma sistemlerinden farklı olarak tabii, farklı. İçinde farklı bir şey, şimdi bir arka dinamo mu oluyor? Arka tarafında bir kompresör var. Bunun hı-hı, etrafı komple kapalı olduğu için bir de bu buzdolabında gece modu dediğimiz hem enerji tasarrufu için hı-hı, hem de kompresörün biraz daha yavaş döndüğü ve daha az sesin geldiği evet, bir konumdur bu. Ama gece modunu almadan da bu buzdolabının sesini duymak biraz mümkün olmuyor yani. Evet. Çok hassas kulaklara sahip olmak lazım ki anladım, buzdolabının sesini duyasınız. İşte diyelim ki bir tane buzdolabımız var. Bir tane şu hem havayı ısıtan hem suyu ısıtan cihazımız var. Bir tane de içeriği gene soğutmak için bundan değil de bir düşük olanından 5300 BTU'luk soğutma özelliği olan klimamızdan tamam, var. Şimdi bunların tamamının enerjisini biz sistem elektriğinden mi almak zorundayız? Yoksa araç hareketi sırasında işte akü ya da başka bir sistem ya da güneş enerjisi gibi bir şey bunların enerjisini yeterli kadar sağlayabilir mi? Şöyle, araçta doğru elektrik tesisatı çekilmişse, hesaplamalar doğru yapılmışsa ve bunlara uygun olarak akü ve güneş paneli konulmuşsa hı-hı, dışarıdan çok fazla enerji almamıza gerek kalmayacak. Evet. Fakat klimayı akü grubundan yani 12 volt grubundan çalıştırmamız doğru değil. Çünkü akülerimizi çok çabuk bitirir. Evet. Sadece klimamızı dışarıdan yani kamp alanlarından veya bulabildiğimiz bir yerden 220 volt enerjiyle beslediğimiz zaman çalıştırmamız çok daha doğru olacak. Evet. Çünkü klima yüksek enerji çeken ve aküleri çabuk bitirebilecek bir cihaz. Peki yolculuk sırasında klimayı açmayacak mıyız o zaman? Şimdi yolculuk sırasında klimayı açabilmeniz için farklı bir sistem yapıyoruz. Aracın alternatörünü büyütüp bir şarj dinamosu koyuyoruz. O aküleri dolduruyor. Akülerden invertör yardımıyla yani hareket sırasında, tabii hareket sırasında kendi kendini bir anında dolduruyor. Dolduruyor evet. Akülerden çıkıp invertör dediğimiz 12-220'ye çeviren bir cihazla klimamızı çalıştırabiliriz. Aracımızın kendi kliması yoksa karavanın klimasını bu şekilde değerlendirip kullanabiliyoruz. Evet. Peki aracımızın kendi kliması varsa, onun düzenine dokunmamışsa hiç diğerini çalıştırmadan da istediğimiz gibi araç içerisinde klima evet, kullanıyormuş gibi kullanıyoruz. Evet, aynen öyle. Tamam. Peki klima kullanmadım diyelim ama buzdolabını çalıştırıyorum hala. Hı hı. Diyelim ki kampa gitmedim ama işte bir piknik alanına gittim. Evet. Buzdolabına ihtiyacım var hala. Çalıştırıyoruz. Yaz havası. Isıtmayı da çalıştırmadık. Benim kendi aracım üzerinde bulunan basit akü sistemiyle ne kadar süreliğine bu buzdolabını çalıştırabilirim? Bu içlerindeki en büyük buzdolabından evet, birisiydi. Evet, evet. Özellikle bunu söyledim. Hı-hı. Çünkü en büyüğünden hani zaman biçip en küçüğüne de bir çıkartayım. Şöyle izah edeyim. Bu buzdolabı yaklaşık 5 amper tüketir saatte. 5 amper. Amper, evet. Bizim aracımızda 5 watt değil. 5 amper. 5 evet, amper. Bizim aracımızda aşağı yukarı 150 amperlik bir akü olduğunu varsayalım. Evet. Ve güneş enerji panelimizin de şarj etmediğini varsayalım. Hiçbir şey şarj etmiyor. Hiçbir sadece şey cepten şarj yiyoruz. Etmiyor, sadece cepten yiyoruz. 150 watt'ta güneş enerji panelimiz var. Bu saatte 5 amper yiyor. Bu buzdolabı çalıştığı süre boyunca 5 amper yer. Fakat termostat yaptığı zaman
bu enerji yemeği keser. Yani içerideki sadece yalıtımıyla içerideki soğuğu tutmaya çalıştığı dönemde böyle bir şeye ihtiyacı olmuyor. Evet, yani biz tecrübelerimize dayanarak, yani kullanmışlıklığımıza dayanarak söylüyorum. Daha önceki ölçümlerimizden. Bu buzdolabı aşağı yukarı gündüz ve akşam yatacağımız zaman dilimi boyunca bu buzdolabı yaklaşık 30-35 amperleri yediği enerji geçmiyor. Evet. Bir günde. Zaten gece bu buzdolabı aşağı yukarı hiç çalışmıyor diyebilirim. Bütün geceyi, yani hı hı, o geri kalan 14-15 saati sadece 7-8 amperle kurtarabiliyor. Dolayısıyla biz hiç enerji almadan 3-4 gün bu buzdolabını çalıştırabiliriz. 3-4 gün çalışıyor. Evet. İyi bir rakam. Peki, buzdolabı için buydu. Şöyle biraz daha küçük bir buzdolabına gidelim. Mesela böyle ufacık bir buzdolabımız var. Bu ne kadar yiyor? Bu da aşağı yukarı 2-2,5 amperler civarı enerji tüketir. O da yarısı desek, yarısı desek bir haftada bununla gidiyoruz. Aynen öyle, gidebiliriz. Güzel. Ki bu buzdolabının iç hacmi daha ufak olduğu için bu buzdolabı daha çabuk soğuyacaktır. Hı hı. Ve o buzdolabına göre daha az çalışacaktır. Tamam. Ben soruları artırayım o zaman. Kamp, karavan muhabbetim yok ama bir aracım var. Hı hı. Aracımla kamp yapmaya gitmeyi seviyorum. Tamam. Yalnız buzdolabına da ihtiyacım var. Evet. Ve çok büyük bir şey yapamadım ama şunlardan alayım dedim. Şundan, hı-hı, ya da şundan. Evet. Öncelikle tavsiyeniz hangisi? Onu sorayım. Yani bu mudur? Şimdi bu mudur? Bu dolaplarda benim tavsiyemden önce sizin kullanım gereksinimiz önemli. Gereksinimimiz önemli. Şimdi 13 litre, 15 litre, 18 litre, 31 litre hangi size yetecekse onu kullanacaksınız. Evet. Yeriniz hangisine müsaitse onu kullanacaksınız. Çünkü bu dolapla bu dolabın arasında bir kalite farkı yok. Evet. İçindeki kompresörler aynı. Sadece bu dolap biraz daha özel dizayn edilmiş bir dolap. Yani diğer, hı-hı, dolaplardan ayırdığımız bir model bu. Buradan ayarlama. Evet, bu biraz daha VIP araçların iki koltuk arasında kullandığı biraz lüks bir model. Evet. Bu dolap. Modelin ismi neydi bunun? Bu TB13 diye geçer. TB Trabzon. Trabzon Bursa, Bursa 13. 13. Evet. 13 litrelik. Evet. Bu da 15 litrelik bir dolap. Hı-hı. Yani bunu alıp aracınıza koyup buraya soketini girip çakmaklığınıza takıp bu dolabı çalıştırabilirsiniz. Peki, araç gittiği sürece, yani aracım çalıştığı sürece, evet, bunun çok bir enerji, yani benim en azından akümden yemeyeceğini düşünüyorum. Evet, doğru. Peki araç duruyor iken, normal klasik binek bir araç, benim, evet, bir Golf var. Hı hı. Bu araç galiba 50 muhtemelen 60 amper akü vardır üzerinde. 60 amper akü var diyelim. Hı hı. Tamam, bu 60 watt 60 amperlik aküyle, evet, ne kadar süre ben bunu çalıştırabilirim ya da ne kadar süreden sonra çalıştırırsam bu benim tamamen akümü bitirir şimdi, ve yolda kalırım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu dolap akünüzü bitirmez. Bu dolabın, hı, üzerinde bir akü koruma sistemi var. Hı. Aracınızın aküsü belli bir voltajın altına düştüğü zaman dolap hisseder ve enerji almayı keser artık. Evet. Peki sinyal veriyor mu bana? İçindekiler çünkü bozulacak. Yok, herhangi bir sinyal vermiyor. Dolap otomatik olarak kendini kapatıyor. Evet. İçindeki soğukluk belli bir müddet dolabınızın içindeki malzemeleri korumaya yeterli olacaktır. Evet. Dediğim gibi, yani bu dolap aşağı yukarı 3 amperlerde bir enerji tüketir. Hı hı. 60 amper akünün de yarısını kullanabileceğimizi varsayalım. 30 amper. Hı hı. Yaklaşık 10 saat bu buzdolabını çalıştırır. Aktif sürekli olarak. Sürekli çalıştığını düşünürsek. Evet. Yani onu işte bir gölgelik alana, biraz serin bir ortamda bıraktığınız zaman, yani bir gününüzü tabii çok rahat çıkartır yani gibi duruyor. Kapağın açılma, kapanma sayısı, evet, içerisindeki ürün fazlalığı, bunların hepsi dolabın çalışmasına etken tabii. Evet. Bu koruma olayı güzelmiş. Tabii koruma olayı var. Çünkü akü koruma olayı olmasa... Ben birkaç yani, tane duydum çünkü de işte biz bunu taktık da böyle böyle yolda kaldık diyen tabii insanlar oldu. Her marka ve modelde bu akü koruma özelliği yok. Evet. Bu dolapların tercih edilme sebeplerinden en önemlisi de aslında bu diyebiliriz. Bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi bu 15 litre mi demiştik? 15 litre. 15 litre. Şuradaki... Bu 42 litre. 42 litre. Yani neredeyse 2,5 katı olmasına rağmen, evet, enerji koruma olayı ve amper çekme olayı bunlarda daha az duruyor. Cihazın içerisindeki kompresörle bu cihazların içerisindeki kompresör aynı kompresör. Aynı büyüklükte ve aynı güçte kompresör. Evet. Tek avantajı ne oluyor? Yalıtım. Değil mi? Şimdi bu buzdolabı yaklaşık
15 dakikada dereceye ulaşıp stop ediyorken bu buzdolabı 5 dakikada dereceye ulaşıp stop ediyor. Kompresörün büyüklüğünden dolayı. Evet. Aralarındaki zaman farkından dolayı da o saatte 3 amperi bu 5-6 çalışmada yapıyor belki. Bu 2 çalışmada o 3 amperi yakalıyor. Aradaki fark o. Anladım. Tamam. Ama bu buzdolabı taşınabilir özellikle. Yani soğuttunuz dolabı, buraya kemer asılıyor. Omuzunuza takıp kemerle belli bir atıyorum bir yerde kamp yapıyorsunuz. Göle indiniz ya da denize indiniz, deniz kenarına. Bunun içinde belli bir müddet o soğuk kalabiliyor ve denizde çıktığınız zaman soğuk bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Öyle bir imkan sağlıyor. Güzelmiş. Tamam.